aslında dünyanın hiçbir yerinde daha pandemi koşulları hem bu virüsün etkisi altında koşullarını yitirmiş durumda değil, hem de o bahsetmiş olduğumuz hızlı manevra kabiliyetinin bizdeki kadar olmamasından dolayı bunu çok ciddi bir fırsat görüyoruz. Ve bu zaten ülkemizin ihracat rakamlarına da malumunuz olduğu üzere yansıdı. Şehrimiz ihracat rakamlarına da yansıdığını gözlemliyoruz. Ama bu noktada daha bu fırsatın, bu fırsat ekonomisinin ülkemiz ve özellikle şehrimiz iş dünyası açısından çok önemli fırsatlar barındırdığını da gözlemliyoruz. Bu noktada biz MÜSİAD Kayseri olarak da inşallah bundan sonrası için bu doğrultuda çalışmalarımızı ve komisyon çalışmalarımızı o şekliyle yönlendirip bu uğurda mücadeleye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, 2022 yılı içerisinde özellikle Eylül ayı içerisinde genel idare kurulumuz Kayseri'ye verildi, genel merkezimiz tarafından. Ben biraz genel idare kurulu ne anlam taşıyor onu ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz yılın son genel idare kurulu, pandemi sonrasının ilk genel idare kurulu Bursa'daydı. Yerli otomotiv üzerine ve özellikle otomobildeki dönüşüm noktasında, malum biliyorsunuz o süreçte de dünya ve içinde bizim de çok büyük bir yatırımımızın artık olduğu, ki geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki fuarda milli olarak göğsümüz kabardı, gururlandık. Çok önemli bir fuarda yerli otomotiv yer buldu. Bu noktada bu konu başlığı altındaydı Bursa'da. Kayseri'deki ana temamız da malum bizim şehrimiz çok ciddi bir sanayiye, aslında Orta Anadolu'nun ortasında limanı olmadan, limana uzak, yani aşırı bir tarım özelliğimiz de yok bizim şehir olarak. Gerçi tarımda ciddi bir dönüşümü Kayseri yakaladı. Bu noktada ben bu çalışmaları da başarılı bulduğumu özellikle ifade etmek istiyorum ama şimdi bazen bize dışarıya çıktığımızda Kayseri'nin sanayisi, ticaretiyle alakalı soruyorlar ya işte bu başarı nedir falan diye. Özellikle eski büyüklerimiz Kayseri için kuru söğütten düdük çalar derlerdi. Yani hani Rıfat abi siz içimizdeki en bu işlerde bu tür ifadelere sahip abisiniz. Şimdi başka çaresi yokmuş çünkü Kayseri'nin. Ne yapacak? Ticaret yapmak zorunda. O yüzden dolayı şehrimizde etrafımızda orman olmamasına rağmen mobilyada dünyaya nam salmış markalarımızın çıktığı bir endüstri var. Metal sanayide çok ciddi bir dönüşüm yakaladık. Bu noktada haklı bir paya sahibiz. Biz de Kayseri'deki yapılacak MÜSİAD Genel İdare Kurulu'nda ana amiral sektörlerimiz olan metal ve mobilya ile alakalı konu başlıklarıyla Türkiye'deki ve dünyadaki bütün MÜSİAD teşkilatlanmalarının Kayseri'de misafir edileceği önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. İnşallah orada da siz değerli basın mensuplarımızla da bir araya gelme fırsatı buluruz. Arkadaşlar, ben biraz da ekonomik tabloya değinmek istiyorum. Gerçekten de ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Ama bu zor bir süreçten geçerken, biraz önce tekrar ifade etmiş olacağım, bu fırsat ekonomisi dediğimiz anlamda da doğru işlerde yaptığını görüyoruz. İhracatımız %32.9 bir artışla yıl sonunu 225.4 milyar dolarlık bir rekorla kapattı. Bununla alakalı 2022 hedefi 250 milyar dolar şu anda bir şekliyle planlanan. Ama kanaatimizce bu rakamın üzerinde kapatacağımız gözüküyor. Eğer majör değişiklikler ve sıkıntılar cereyan etmezse sanki 250 milyar dolara aşacak. Önümüzde bir enflasyon sorunu var. Malum 20 Aralık'taki hükümetin açıkladığı bu dövize alternatif modelle alakalı yaklaşık 130 milyar TL'yi bulan bir geçiş var. Bunun dövizin köpüğünü aldığını gördük ama enflasyon sorunu hala devam ediyor. Bunun da biraz dünyada hala söylediğimiz biraz önce pandemi koşullarının sona ermemiş olması, tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar ve lojistik özelinde de hala maliyetlerin çok yukarıda ve sıralı olması bizim önümüzü tıkayan etkenler. O yüzden dolayı da bunlar da enflasyonumuza bir baskı unsuru olan
etkenlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Ama Türkiye bu enflasyon sorununu ortadan kaldırabilirse, o noktada çok güçlü irade ve mesajlar var. Biz MÜSİAD Kayseri olarak geçen hafta Ankara'da ekonomi, Hazine ve Maliye Bakanımız, MÜSİAD'ın içinden çıkmış sevdiğimiz bir abimiz, Bakan Doktor Nurettin Nebati Bey'le MÜSİAD ailesi olarak bir araya geldik. Tabii bir ortodoks ekonomi politikalarının Türkiye için geçerliliğini yitirdiği söyleniyor. Ben bu ortodoks cümlesine bir açıklama yapmak istiyorum. Çünkü çok kelime özelinde yanlış da anlaşılıyor. Yani ortodoks şeyden çekilmek demek, kitaba dayalı ekonomi kurallarından çekilmek demek. Yani o biraz cümlesi çok geniş olduğu için farklı anlamda da değerlendirilebiliyor. Yani aslında Türkiye diyor ki ben bana dayatılan, kitaplarda yazan uymak zorunda değilim. Çağ değişti, dönem değişti, dünyanın koşulları değişti. Bu koşullara göre kendi ekonomi modelimi uygulayacağım demek istiyoruz. Ve biz buna genelinde MÜSİAD ailesi olarak sahip çıkıyor ve destek veriyoruz arkadaşlar. Bunun özellikle de bilinmesini istiyoruz. Bu konuyla ilgili dönem dönem bize eleştiriler de geliyor. Yani hani çok arka bahçe gözüküyorsunuz. Belki bu sorular gelecekti ama ben gelmeden cevabını da vermiş olayım. Ülkemizin milli olduğu ve 18-19 lira iktisat okumuş bir insan olarak söylüyorum. Hiçbir şekilde döviz kuru Türkiye'de iktisadi temellere dayanan, hani ortodoks politikalara da dayanan bir döviz kuru değildi. Bu ülkemize ciddi ciddi çekilmeye çalışan bir operasyondu. Eğer ülkesine çekilen bir operasyon var ise MÜSİAD ülkesinin, devletinin, milletinin yanında var olmak konusunda asla tereddüt etmez. Şimdi bize arka bahçe derse de umurumuzu almayız. Konu çünkü bu noktada artık başka şeylerdir. O konuyla ilgili özellikle de bunun altını çizmekte fayda görüyorum. Biz Kayseri MÜSİAD olarak hem üyelerimizin, özelinde Kayseri'nin e-ihracat yapabilmesi noktasında bu yeni dönemde elimizi taşın altına koyacağız. Gerekli olan eğitim komisyonumuz bu konuyla ilgili insan kaynağı yetiştirme noktasında